Arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar. Yeni bir bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Maalesef kötü bir haberim var. Bu bölüm çok ama çok kısa olacak. 10-15 dakika falan olacak. Ne dersiniz? Ben bu bölümü zaten 1 saat 15 dakika çektim. Sonra elektrikler gitti. Bir aydır falan gitmiyordu. Bir aydır falan gitmediği için de ben de rahat rahat şey yapıyordum. Videomu çekiyordum. Normalde 20 dakikada bir kaydı durduruyorum. Hani o 20 dakikalık kısım çöp olsun diye. Yani kayıt probleminden daha büyük problem. Şimdi devam edeceğim, şehre neler yaptığımı göstereceğim. Benim şöyle bir dosyam var. Normalde 0 MB görünüyor. Ama bu dosya elektrikler gitmeden önce arkadaşlar 20 GB. Yani 1 saatlik bir dosyaydı. Bunu düzeltmenin bir yolu var mı? Tek parçalı MP4 şeklinde çekilmiş. Maalesef öyle. Çok üzüldüm ya. Uf, vallahi çok üzüldüm ya. Yani inanılmaz üzüldüm gerçekten. Neler yaptım ben o sırada? Otomatik save aldığı için onları gösterebilirim. Şurada güzeller güzeli bir nükleer santral yaptık. Anda göstereyim böyle. Oyunun sesi açık galiba. Seçenekler. Sesler. Yok, o bile kısılmış ya heyecandan. Ah, şimdi düzeldi. Şöyle bir nükleer santralimiz var. Nükleer santrallerinin bildiğiniz üzere su kenarında olması lazım. Bunların soğutucularında, reaktörlerinde su kullanılıyor ya. Ben de öğrendim onu. Buradan böyle aşağı doğru geliyor, buraya doğru. Burada nükleer santralimiz var. Arka taraflara doğru iniyor. Burada güzel bir alanımız var şu şekilde. Arka tarafı biraz ağaçlandırdım, çok değil. Şurada bir depom var. Aha da burada. Böyle konteynerlardan oluşan bir depo alanım var şu şekilde, yola yakın. Denize nazır, yola yakın kardeşim. Biliyoruz ha bu kelimeleri de. Şu tarafta böyle kum hüzmelerim var. Böyle depo şeklinde yaptım burayı aslında. Kum değil yani ne işe yarayacak diye bilmiyorum. Koyabilecek bir şey bulamadım. Şurada bir minik minik birkaç tane. Sanki bu binanın işletmesine bağlı fabrikalar var. Burada bir helikopter soğutma istasyonu. Yani acil bir durum olursa hemen müdahale etmek için. Gözetleme kulesi. Bir tane gözetleme kulem de burada var. İki tane var. Bir yukarıda, bir aşağıda. Bir tıbbi klinik hemen yanında. Onun yanında şey. Bir adet. Neydi bu? Bu ne oldu? İtfaiye. Karadan müdahale ekipleri. Şu havadan müdahale itfaiye ekipleri. Şurası pardon, yanlış oldu. Böyle yani arkadaşlar. Böyle güzel. Yani bunu yapmıştım. Ondan sonra yukarı doğru yol çıkardım. Böyle güzelce getirdim. Bunu ana yola bağladım. Sonra bazı evler yıkılıyordu. Onları çözmeye çalıştık. Arka plana geçtim. Şurada otellerim var. Otelleri falan inşa ettim. Çok çok şey yaptık ya. Yani 75 dakika falan ver herhalde. Çok üzüldüm. Ama detaylarını göstereyim en azından da. Şurada benim şey konutlarım vardı. Belki şeyi izlemişsinizdir. Dünkü attığım fragmanda. Fakir evlerim vardı. Fakir evlerini yıktım. Çünkü kimse oturmak istemiyor evlerde. Onun yerine altı market olan. Böyle hem market hem oturma alanı olarak kullanılan evler var. Onlardan inşa ettim. Şunlar. Değerli arkadaşlar. Yukarı doğru yükselelim. Burada kendisi bazı şeyler, oteller inşa etti. Bak önce bu alanı göstereyim size. Burada bir tane uydu bağlantım var şöyle. Bundan şehre iki tane kuruluyormuş. Bunu öğrenmiştik. Onu söylemiştim. Bir tane yanında radyo kulesi var. Bu radyo kulesinden 5 tane inşa etmeniz gerekiyor. 5 tane inşa ederseniz şurada özel bir bina var. O açılıyor. Onu göstereceğim birazdan. Neyse efendim, burada ofislerimiz var genellikle. Yan tarafa doğru şu renkli... Değişik renkteki binalar. Bunlar şey arkadaşlar. Otel. Yaz zaten yazıyor üstünde bakın. Sleepy's Motel diye. 2 yıldızlı otellerimiz var burada. 5 yıldızı henüz yapılmıyor ama yakın derece gelecekmiş herhalde. Şeylerle ilgili. Sahille ilgili. Bu da otel arkadaşlar. Lodge Guest Travels diye bir otel bu da. Bu kaç yıldız yazıyor mu yıldızı? Bakayım şöyle. Yani şimdi bölüm arasında bunları yaptım ya, bunları tanıtmam lazım. Çünkü bu bölüm ekstra bir şey yapacak vaktim yok. Saat 11 oldu. Bunu paylaşmam gerekiyordu. Çok üzüldüm ya. Bir de çok özel bir bölümdü biliyor musunuz? Nükleer santral falan. Yapımını gösteremedim yani. Sinematiklerini koyacağım. Bölümü bitireceğim arkadaşlar. Kaç? 1,5 saatim falan gitti yani. Hemen tabii ağzım yandı. Önlemlerimi aldım ama o iş işten geçtikten sonra işe yaramıyor. Öncesinde almak gerekiyordu. Neyse devam edelim tasarımı anlatmaya. Şimdi şurası toplu taşıma merkezimizdi. Bunun etrafına marketler yaptım. Böyle marketler devam ediyor. İşte oto yıkama merkezleri falan var. Bunların ekstra yükseltmeleri yapıldı mı? Yapıldı değil mi? Yapıldı. Okey. Şöyle. Burada ofis binalarım var. Ondan sonra şimdi burada okulum var ya arkadaşlar. Okulun sağ sonu yanı yönü çok böyle dolu olmasın diye okulun yanına küçük böyle tek katlı yazılım, medya, işte ona benzer banka vesaire açtım. Tek katlı binalar. Sonra şuraya da şunu koydum. Ama bundan başka bir yere daha bir tane daha koyacağım yani. Buraları falan düzenledim. Bak şu özel bina, şunlar iki tanesi. İkisi de özel bina. İnce serium. Hatta espri yaptım. İnce serium. Bazen de çamaşır serium dedim. Böyle güzel iki tane. Çok güzeldi video. Ya. Bir sabah çektim ya, enerjiktim yani. Vallahi var ya arkadaşlar, evlat dizisi gibi şöyle oturdu. Yani. Allah göstermesin tabii öyle bir şey de.
Ha şu bina açıldı. Bu bina açmak için 5 tane küçük kısa boylu. Aha şurada gördüğünüz radyo kulesinden koymanız gerekiyor, radyo direği. 5 tane ondan koyunca bu bina açılıyormuş. Çok beğendim. Buna özel bir alan yapayım. Böyle yaptım, etrafını dolduruyordum. Elektrik şıka diye gitti. Elektrik gidince bu da gitti. Kahramanmaraş'ta dediğim gibi şehrin şeyinde yaşıyorsanız, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşıyorsanız, bu ilçe hem depremde fazla hasar aldı hem de çok gelişmiş bir ilçe değil. Ondan dolayı böyle problemler oluyor maalesef arkadaşlar ya. İncinerek yapılarımı devam ettiriyorum. Şimdi şuralar kaldıydı. Buraları bir devam ettirelim. Bunları böyle yapacağım. Şimdi şu bina çok göze görülmesi için arkadaşlar, oyunu burada bir durdurmam lazım. Çok fazla böyle hani arada bir gökdelenin arasında kaybolmaması için bu binayı böyle mis gibi arkaya doğru böyle yapayım. İsterseniz burayı da böyle yapayım. Burayı böyle yapayım. Burayı da böyle yapayım. Heh, mis gibi yapıyorum. Tam buralarda gitti işte yani. Bu aşamaya gelmiştim son 5 dakikaya. Dedim arkadaşlar hadi final yapalım artık. Zamanı geldi. Ama çat diye gitti. Gitmesi sorun değil. Ya açılabilseydi sorun olmazdı. Açılmıyor maalesef. Gitti yani. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben plan olarak bunu yapacağım. Hani bu binada yazılım binası. İçinde de 500 tane çalışan var. 505 civarı bir çalışan var. Verimlilik çok yüksek. Şehir genelinde turizmi bayağı arttırdılar. İşsizlik oranını yükseltmeye çalışıyoruz şu boş binalarda olsun diye. Turizm 175'e geldi. İşsizliği de şuradan takip ediyorum. %1,7. %5'leri falan bulması lazım yapılan binaların terk edilmemesi için. Yani bayağı bir iş imkanı oluşturdum ama hala oluşturmam gereken çok fazla iş imkanı var. Şu araları falan dolduracağım. Biraz ağaç koyacağım. Şu aralara boş kalan yerleri. Buralarla bir işim kalmadı. Yine Evergreen'den devam edelim arkadaşlar. Evergreen. Şöyle %100 yapayım ben bunu. Şu aralara böyle doldurayım. Bu arayı keseyim mi? Kesmeyeyim ya. Sohbet edip doldurayım. Ne olacak sanki? Şu aralar. Ama bayağı üzüldüm. Şöyle yapayım. Bu bölümün sonuna kısa bir siramitik koyarım. Şu arkadaki yerin de yapısı hazır bu arada. Hatta ben bunu böyle direkt koyayım. Silmek istediğim yerden kendim teker teker silerim. Koy 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 koy. Ağacın boyutları rastgele oluyor galiba. Ya da büyük mü oluyor acaba? Büyüye benziyor şu an. Şuralara da koyalım. Buraya da koyayım. Başka bir yere koymayacağım. Bu kadar yeter şimdilik. Buraları dolduracağım gene ofiste falan da. Belki de doldurmam ya. Yoğunluğa göre arkadaşlar. Önemli olan bizim için yoğunluk. Arkadaşlar şurada benim London ağaçlarım vardı. Onlar da gitmiş. Onları da bir yerine koyayım da. Onlar ya elektrikten hemen önce koyduydum sanırım. O sırada yok olmuş. Burası böyleydi zaten. Şurası sanırım böyleydi. Bunların yarısı sanki şey mi gitti acaba ya? Başka türlü mü gitti ki? Baga da girmiş olabilir. Biraz yakın gibi duruyor sanki. Birazcık daha yaklaştırayım şöyle. 15-14 metreye kadar yakın olsun. Neyse Allah'tan akşamın videosu hazır onu çektiğim de. O üzmedi. Ya epeydir gitmiyordu biliyor musunuz? Ben de rahat duruyordum. Gidince üzüldüm yani. Tam duracağım. Şimdi bunlar böyle devam edecek yerleşmelerine. Şuraları ben yoğun bir ağaç koydum. Şuraları da koydum. Yakın isterseniz gelin bir yakından gezerim yaptığım yeri de en azından görmüş olun. Şuraları falan da yaptım çünkü. Kendimi buraya koyuyorum. Selamun aleyküm. Burası daha önce de inşa ettiğimiz ofis binaları. Böyle hemen köprünün ardından böyle geliyor. Arkaya doğru koştur 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 gidiyoruz arkadaşlar. Biraz erken inmişiz. Şöyle en azından sahilleri falan göstereyim size. Binaları hiç bu kadar yakından gördünüz mü bu arada bilmiyorum. Binalar biraz şinanay. Anda şurada arkadaşlar. Normalde bizim yerimiz karşıda. Bizim bir de bu arada dönen bir şeyimiz yok galiba, tramvayımız. Onu da eklemek lazım en kısa zamanda inşallah. Bir de Alt Shift F yapınca çok uzaklara gittim de bir de hızlı geçen hızlı yürüyen mod oydu galiba. Geldim tekrardan. Alt Shift F. Sanırım buydu. Yok hızlı da gitmiyor. Oğlum çok güzel görünüyor binalar ya şöyle bakınca. Yani binaların boyunu tepeden bakınca göremiyorsun. Fark edemiyorsun ama buradan bakınca görebiliyorsun gerçekten ne kadar büyük olduğunu. Tramvay duraklarımız. Evet bunlar arkadaşlar bu ilk inşa ettiğim binalar. Şu aralarda da ağaçlar var. Ağaçlar çok güzel durmuyor aşağıdan. Onlar daha tepeden daha çok güzel duruyor. Şöyle bakın mesela binaları ben yukarıdan aşağı doğru göstereyim. Ofis binaları olduğu için şekil şekil değişik değişik binalar var. Apartmanlar gibi değil. Bence apartmanlarda da bina çeşitliliğini artırmaları lazım. Hatta 2 ya da 3 gün sonra bir DLC gelecek oyuna. Gelmesi planlanıyor yani eğer bir aksilik olmazsa. Şeylerle sahillerle ilgili DLC. Bu sezon o zamana bitmemiş olur muhtemelen. Eğer absürt bir fiyat olmazsa saçma sapan. Oyun 50 dolar şu an. Allah bilir derece kaç dolar olacak. Gidip de yani 25 dolara satarlarsa kusura bakmayın ben alamam yani. 1400 lira nasıl vereyim ona? Öğrenci adamı sonuçta.
Arkadaşlar doğru düzgün bir hani fiyatı olursa alırım. Onunla birlikte o DLC'yi de oyuna hemen uyarlarız güzel güzel. Sahil DLC'si gelecek sanırım. Bu tarafta yani şu New York tarafında yerim yok ama diğer tarafta o ilk yaptığımız inşa ettiğimiz yerde oralarda inşa ederiz. Şimdi şurası köprümüz. Burası köprümüzün arasında kalan gökdelenlerle arkadaşlar köprü. Bu arada kalan bölme. Hatta köprünün altında bir ofis de var. Çok yüksek bir bölge olduğu için bu köprü altına bile yerleşim yapabiliyorlar. Bak bu da aynı köprü altında görüyor musunuz? Bunlar şeyden bağımsız yani yükseklikten bağımsız buralarda olabiliyorlar. Burayı böyle yaptım arkadaşlar. Tren köprüsüyle normal köprüden şu arka boş olan bölgeye kadar komple ofis artı market ama genellikle ofis. Buradan itibaren altı market olan dükkanlar başlıyor şeye kadar. Otel bölgesine kadar. Şöyle biraz isterseniz ilerleyelim. Çünkü çok yavaş gidiyor öyle. Nerede? Her seferinde de buraya geliyorum ya. Bir benden vazgeçemiyor burası. Şurayı da bir göstereyim size. Şu alanda detaylı görelim. Çok aşırı ses var da şimdi düzelir herhalde. Burayı yine inşa ettiğimiz bölgeler. Bir radyo direği var. Bunu özel binaya açmak için yaptım. 5 tane gerekiyormuş. Uydu sistemimiz. İkinci uydu. Bir tanesi üniversitede, bir tanesi burada. Eğer yeni gelenler varsa. 2 tane koyuluyormuş. Metromuz hemen karşıda. Metronun etrafı normal ofis binaları. Dikkat! Belediye başkanı geçiyor. Yavaş olun. Ondan sonra inşaatlar bir yandan devam ediyor. Tabii New York olursun da inşaat devam etmez mi? Bakın buralarda inşaatlarımız devam ediyor. Şurada yine radyo kulesi var. Ofis binaları var. Bu aralarda. En sonunda şu özel bina var. Özel binanın etrafında gezelim. Ondan sonra kısa bir sinematik koyacağım. Bölümü bitireceğim. Lütfen destek olmak için bir moral beğenisi bırakmayı unutmayın. Bakın bu önemli ya. Vallahi yani ben çektim bölüm. Ne yapayım ki arkadaşlar? İki kere çekemem ki oruçlu arkadaşlar. Hem oruçluyum hem zamanım yok. Yani yoksa paylaşmazdım böyle. Ne yapayım? Neyse detayları görmüş olduğunuz en azından seriyle ilgili bilginizin olduğu bir bölüm oldu ya. Geldim buraya arkadaşlar. Şimdi buralar herhalde market binaları olarak kuruluyor şu anda. İnşa ediliyor şu. Allah. Adam üstümüze bina dikti ya. Vallahi kurgan yaptı yani. Biraz yoğun olmuş. Bu kadar apartmanı sevmiyorum. Bu arada apartman açısından en yoğun sezonumuz bu sezon oldu. Bir daha bu kadar yoğun olur mu bilmiyorum. Ha dedik ki şimdi burası şu inşa ettiğimiz yeni zengin ofis binası arkadaşlar. Genellikle çok kültürlü, çok zengin. Hani durumu çok çok iyi olan insanların çalışacağı bir bölge olur dedik. Çünkü koskocaman bir alana kuruluyor. Yani New York gibi bir bölgede. Kaç dönümlük alana kurulu arkadaşlar. Milyar dolarlık bir alana kurulu. Ne yazıyor burada? Ha burada firmaları var. İçerisinde firmalar var. Bar bile varmış onun içinde. Oha. Çok ilginç. Neyse. Burada çalışan insanlar da dedik tenis oynar. Basketbol belki oynar ama tenis öncelikle oynar. Hani burası zengin bir bina olarak karşımıza çıkacak dedik. Böyle köşeye doğru geliyorum hemen. Burası da bahçenin diğer kısmı. Böyle çimlendirilmiş. Şöyle hatta dışarı doğru geçeyim. Bakın burası onların bir meydanı. Bunların hepsi buraya özel ama diğer insanlar da tabii kullanacak. Burası da onların basketbol sahası ve falan. Tepeden de bu gezdiğimiz bölge şöyle görünüyor. Nereye gittim gene? Geldim geldim. Burada bir araç trafiği mi var? Ha. Niye bu kadar araç trafiği var burada? Yeni yapılarla alakalı olabilir ya arkadaşlar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Aha da burası. Az önce izlediğimiz yerde burası yani şu meydan. Bilginiz olsun. Güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ufak bir sinematik gelsin. 225 bin nüfusla özel binalarla serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Bay bay.